Transfer Merkezi'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Transnarva Teknik Direktörü Cenk Özcan ve sitemizin sorumlularından Hüseyin Karabacak'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Hüseyin, iyi akşamlar Abdullah. Nasılsınız? İyi akşamlar hocam. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor oralarda Ramazan? Vallahi ben biraz da iftar sofrasından kalkıp geldim. Burada 9'a 10 kala iftar oluyor. Ve 3'e çeyrek kala da ağzı kapatıyoruz. Onun için... süre biraz uzun yani. O sizin biraz daha uzun geçiyor bize göre herhalde. Valla biz sahura az kaldı hocam bizde. bize de az kaldı ya sahura baya. Ama yok, hocanın sahuru bizden daha erken herhalde. Ben 2:45'te az kapatıyorum abi. Türkiye saatiyle. Türkiye saatiyle evet. Hocam biz daha yemedik o saatte. Biz durun, ne yaptınız? Yaklaşık 19 saat oruç tutuyoruz burada. Yani bu ilk gün böyleydi. Sonuna doğru herhalde 17,5 saat, 18,5 saate, 17 saat, 17,5 saate falan düşecek. Allah yani, kabul etsin. Özür dilerim. 20 saat, 21 saat gibi olacak. Özür dilerim. Allah kabul etsin. Beyaz geceler yaklaşıyor çünkü. Mayıs'ın 15'inden sonra burada Temmuz'un 15'ine kadar beyaz geceler var. Yani sadece alacakaranlık oluyor. Özellikle Haziran'ın ilk haftası, Temmuz'un ilk haftasına kadar çok ciddi bir şekilde sadece bir 45 dakika hava kararıyor. Yani alacakaranlık oluyor diyelim. Ondan sonra gündüz bir şekilde yaşıyorsunuz. İşte perdeler aşırı derecede siyahlatılıyor falan. Ya uyuyabilmek için. Sanki benim istediğim hayat gibi full gündüz böyle de. Yani nasıl oluyor hocam? Nasıl bir psikoloji yani? Hani sizi nasıl etkiliyor? Ben çok merak ediyorum açıkçası. Vallahi ilk geldiğim gün, geçen yayında da anlattım. Abdullah'a söylemiştim. İlk geldiğimde burada gündüz 9:40'da aydınlanıyordu hava. Yani sabah ezanı 9:30'da çıkıyordu, öyle diyeyim sana. Akşam ezanı da 2:45'te okunuyordu. Oradan buraya geldi iş yani. Hocam valla... 5'er dakika atıyor, 3'er dakika. Yani bizdeki gibi 1 dakika 2 dakika atmıyor yani gün. Burada 5 dakika atıyor, bir gün 7 dakika atıyor falan, öyle değişik bir şey var. Yani kuzeye yaklaştığımız için kutubun diğer tarafına. Şimdi mevsimde yaza dönüyor. O yüzden güneş daha da çok gelmeye başlayacak. Ama bize daha güneş gelmedi yani. Geçen hafta bugün kar vardı. Ve bir hafta kar yağdı. Çarşambaya kadar... Kaç derece hocam mesela? Haziran'da kaç derece oluyor? Temmuz'da? Şöyle diyeyim sana. Burada söylenen... Yani şöyle, ben burada çivili lastik kullanıyorlar. Bildiğin çivili lastikler yani arabalar için. Ya dedim bir şey yok. Daha ne dedim, kaldırın ya, çıkartın. Mayıs'ın 20'sine kadar biz çıkartmıyoruz çünkü Mayıs'ın 20'sine kadar burada kar yağışı olabilir diyorlar. Yani Mayıs'ın 20'sine kadar kar yağışı olduğu zaman 3-4 dereceye kadar düşmesi lazım. Yerde durmuyor belki ama kar yağıyor sonuçta. Haziran'da genelde belli saatler var. 11 ile 3 arası. Genelde maçlar 1.30'da oynanıyor onun için. 11 ile 1.30 arası 16-17 dereceleri görüyor ama ondan sonra düşüş başlıyor yani. Gece özellikle. Ya buradakiler alışık ya. Tişörtle geziyorlar. Ben hala Boğazlı'dan daha yeni bugün hani sizle yayına çıkacağım diye gömlek giydim. Yoksa var ya içimde termal tişörtler falan bile böyle geziyorum. Ülkemizin gözünü seveyim hocam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın en güzel, ben çok çok özür dileyerek söylemek istiyorum bunu. Yani böyle şeyleri sevmem çünkü söylemeyi. 50 küsür tane dünyada ülke gördüm. Yani işim gereği 53 küsür tane ülke gördüm. Ama ben kendi vatanım gibisini, hani herkes der ya vatan vatan. Benim ama gerçekten kendi vatanım gibi yer görmedim. Bugün Bursa'da en basit kendi memleketimden haber vereyim. Yani size kışın ortasında güneş vardır. Deniz kenarında balık yersiniz Mudanya'da. Bir saat, 1.5 saat sonra Uludağ'da kayak yaparsınız. Antalya'da yazın denize girersiniz. Hadi üşüdük dersiniz, yukarıya kayak kaymaya çıkarsınız. Bu böyle bir memleketimiz var aslında bizim. Yaylalarımız vardır. Bir de deniz turizmimiz vardır. Turizm alanımız her mevsimde farklı çeşitleniyor zaten. Her şeyimiz var. Bir tık bizim şeyimiz yani dışarıdan. Şimdi bir de gene yani buradaki sosyal mecradan size haber vereyim. Bugün markete giriyorsunuz. İşte mandalina, portakal, limon alacaksınız. Sana yemin ediyorum Türkiye'de dönüp bakmayacağın şeyler burada 1,5-2 eurodan başlıyor. Mandalina sadece vücudumuza C vitamini girsin diye alıyorum. Çekirdekten boğulacağım neredeyse. Yani sen bilirsin işte. Bir Mersin'in portakalı, mandalinası, limonu nasıldır? Bir İzmir'in nasıldır? Antalya'nın nasıldır? Yani yukarı çıktıkça daha farklı hale gelir. Burada yani İspanyollar ağaçların altında bizim toplamadığımız meyveleri buraları satıyorlar. İspanyollar, işte Portekizliler, İtalyanlar. Yani o derece. Pişme sektörüne gönderdiğimiz meyveleri herhalde toplayıp satıyorlar orada hocam.
Yani büyük ihtimal, büyük ihtimal. Bizim ülkemizde öyle hani daha kullanışlılığı daha az olan meyveleri daha çok meyve suyu sektöründe kullanıyorlar. Evet. Demek ki orada yiyor onu. Ya bak sana bir şey söyleyeyim. Ben yazları çok giderim Çanakkale tarafına. Traktörler domates fabrikalarına domates taşırlar. Taşırlarken traktörün arkasından domatesler düşer. Ve o domatesler al eve götür salatana koyabilirsin. O kadar lezzetlidir yani. Burada evet. Ben daha öyle bir şey görmedim. Tamam mevsimde değil belki ama yani gerçekten her şey bir tarafa. Ülkemiz çok önemli. Şimdi yukarıda sol tarafta bayrağı da görüyoruz. Gurur duyuyoruz onunla. Zaten tek bir hedefimiz var. Allah izin verirse yani Cenab-ı Allah buna izin verirse tabii takdir önce onun. Burada kupayı kaldırıp Türk bayrağını açabilmek. Tek bir hedefimiz var. Ne para ne şöhret ne şey. Sadece bizden sonra bir Türk antrenörü daha buraya gelsin. Biz başka bir ülkeye gidelim. Niye biz Hollandalılar gibi olmayalım? Niye biz Sırplar gibi olmayalım? Tek davamız o. Yani ben bugün burada başı olursam belki arkamdan Alper gelecek. Alper başı olursa belki arkamızdan Mehmet gelecek. Derken dış piyasaya açılmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü bizler gerçekten dünyanın en zeki insanlarız. Yani baktığın zaman çözüm üretme yeteneklerimiz var. Yani çözümsüzlüklere karşı taşa Allah değiliz belki ama o kadar çok imkansızlık gördük ki hayatta bir şey üretiveriyoruz bir anda. Bir şey yapabiliyoruz. Ve bu yüzden pratik olduğumuzu görüyorum diğer insanlara karşı. Yani kendi tecrübelerim işte İngiltere'de çalışma imkanı buldum. Azerbaycan'da, Hollanda'da, işte Estonya'da, bir iki ülkede daha da gidip gelme şeyim oldu. Yani uzun metrajlı. Belçika'da da. Yani baktığın zaman bizim en büyük farkımızın onlar olduğunu görüyorum. Ve üzülüyorum bize. Yani kendimizi geliştirmiyoruz abi. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Bizler gerçekten kendimize değer vermiyoruz yani. Aslında yani belki yaşadıklarımız tecrübeyle doğru orantılı olarak belki Allah vergisi diyelim. Hani bizim özellikle futbolla ilgilenenler olsun veya diğer sektörlerde de erkek nüfusunda bu kriz yönetme ve koordinasyon yeteneği çok fazla. Onu ben de çok rahat mesela gözlemlerimde onu görüyorum. Abi hayatımız krizle geçiyor. Nasıl olması ki? İki ayda bir ülke kriz oluyor ülkede yani. O bitiyor başlıyor. Normal hani yani. Yani hatta öyle sosyal medyada paylaşılıyordu. Ya burası Norveç değil. Milletin derdi sadece balık tutmak değil. Burada günübirlik olay var diye bizim ülkemizle alakalı. Gerçekten ülkemiz krizle döndüğü için artık biz de krizlerle yaşamaya alıştık. Aslında bu da ama önemli bir yeti yani. Eğitimini almaya çalışsan bu kadar yeti sahibi olamazsın. Ondan dolayı ben bunu bir avantaj olarak görüyorum aslında. Ben mesela şunu söyleyeceğim kendimle alakalı. Ben iletişim okumadım. Yani kendimle alakalı iletişim okumadım. Radyo, TV herhangi bir şey mezunu değilim ben. Ama ben bu işte kendimi yetiştirdim yapabiliyorum. Bizim ülkemizde insanlar kendini farklı alanlarda yetiştirebiliyorlar. Eğitimini evet. Almadan izleyerek, gözlemleyerek yetiştirebiliyorlar. Ben de Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölüm mezunuyum. Yardımcı branşım insan psikolojisi. Felsefe grubu öğretmenim ayrıca. Hiçbir zaman yapmadım bu işi. Yapmak çok istedim. 97 yılında milletime başvurmuştum. O zaman ya sosyoloğun ne işi var falan gibi bir şey söylemişlerdi. Ben o yıllarda öğretmenlik, annemin emekli arkadaşları öğretmen oluyorlardı. İşte şimdi de var galiba. Anlaşmalı öğretmen mi diyorlar? Ne diyorlar? İmza atıyorsun bir sene öğretmenlik yapıyorsun. Direkt öğretmen var hocam. Evet. İşte yani onun özür dilerim. Aklıma gelmedi. O arkadaşlardan özür dilerim şimdi. Öyle bir şey için başvurmuştuk. Herkes aldılar, beni almadılar. Ben demiştim ki yani Sivas'tan öteye gönderin beni. Benim tek davam çocuklara bir şey anlatabilmek. Yani hayatım boyunca hep bu felsefede büyütüldük. Yani eşimiz, dostumuz, babamız, kardeşlerimiz hep bu şekilde. Aman ülkemizin adına ne yapabiliriz? Ülkemiz için idealist bir şey nasıl yapabiliriz? Bugün işte sizin programınızdan sonra yaklaşık 3-4 tane antrenör arkadaş, seyreden 3-4 tane antrenör arkadaş beni aradılar. Telefon numaramı istediler. Ben de verdim onlara. 1'inden 3'e kadar onlarla oturup nasıl iyi bir antrenör olmaları gerektiğini, işte ben nasıl Avrupa'ya geldim, nasıl yapabildim bunları. Onların bunu yapabileceklerini, yeter ki bu riski almak istiyorsanız bu riske girmeniz gerektiğini anlattık. Yani şunu demek istiyorum. Hiçbir şey tesadüf değil abi. Şu yaptığınız program bile o kadar kişileri bir anda ufkunu açıyor ki. Yani tesadüf de değil. İşte ben size programa katılıyorum. Arkadan İzmir'den bir arkadaş beni arıyor. Kaleci antrenörü. Benim hedefim diyor Amerika'ya gitmek hocam. Şöyle yaptım. Bana neleri söylersiniz diyor. Ben de ona 1 saat, 2 saat anlatmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü ben de o yaşımda 25-26 yaşındayken ben de birisini aradım bulamadım.
Yani sizin sayenizde ben ona ulaştım. Onun için size, ikinize de çok teşekkür ediyorum. Diğer emeği geçen bütün arkadaşlara. Yani biz de gerçekten çok kaliteli program. Açıkçası bizim de derdimiz hep bu. Yani özellikle bu alt liglerden olsun, futbolcuları, teknik direktörleri, çok göz önünde olmayan insanları, yaptıkları başarıları göz önüne çıkarmak. Yani sitemizin gerçekten yaklaşık 9 senelik bir siteyiz. 9 senedir planlarımız bu şekilde. Yani iş amacımız da buydu. Vizyonumuz da, misyonumuz da buydu ve bu doğrultuda gidiyor. Bugün bir antrenör arkadaş, iki antrenör arkadaş artık en azından vizyonunu, ufkunu açılmasına vesile olacak, ne mutlu. Çünkü mesela geçen Alper hocamla Alper Avcı telefonda konuştuğumda şunu anlatmıştı. Bir konferansa gitmiş Cenk hocam ve konferansta antrenörlük mezunlarını sorduğu ilk sorunun çoğunun ne kadar para kazanıyorsunuz sorusu olduğunu duyduğundan dolayı çok üzüldüğünü anlatmıştı Alper Hoca. Çünkü bu yollar gerçekten hani bir laf vardır ya, işte bu yollar taşlı yol, ayağını seven gelmez gibi. Çünkü kendisi, siz de biliyorum, siz de en alt tabakasından gözlemcilik, farklı kulvarlarda çalıştınız. Evet. Kulüp scoutluğu yaptınız, teknik direktörlük yaptınız, profesyonel takım çalıştırdınız, altyapı çalıştırdınız, hepsini biliyorum. Şimdi hani sizin gibi özellikle akademiden gelen hocaların bir şeyler başarması açısı bizleri mutlu ediyor. Çünkü biz de sonuçta artık futbolun da bir bilim olduğu gerçeğini insanlara öğretmek istiyoruz. Öğretme çabamız veya onların aklına, kulağına, bir yerden kıldana çabamız var açıkçası. Evet. Yani sizin sayenizde ufak bir katkıda bulunabiliyorsam bu insanlara, ne mutlu bize. Size tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten belki 2-3 tane antrenörün, yani şöyle diyeyim, ben o yaşlardayken, işte sene o zaman kaç oluyor? 2000'li yılların başı, 99 senesi. Galatasaray'da yeni başlamışım. Ya yemin ediyorum size, ilk antrenörle başladım 1995 senesi. Ben ufak bir şey anlatacağım size. Beylerbeyi'nde antrenörlük yapıyorum. Futbol oynuyorum, sakatlandım. Beni Beylerbeyi minik takımına, çok sevdikleri için Beylerbeyi minik takımına geçirdiler. Diler ki Cenk, sen burada şey yap. Saatlerce bir antrenörü seyrediyorum. Beylerbeyi'nin içinde elinde bir, bunu onun kendisine de söylediğim için çok rahat söylüyorum şu anda. Elinde bir tane video oynatıcısı, eskiden VHS'ler vardı bilirsin. Basarsın durur, çekersin basarsın durur. Yani belki yaşı yetenler bilir. İki tane videoyu üstte koyarsın, birbirinden çekersin. Bakıyorum sabahtan akşama kadar onunla uğraşıyor. Ben gidiyorum geliyorum, antrenman yaptırıyorum. Futbol okulu olsun busu, 5 saat geçiyor, adam hala onunla uyuyor. Sonra onun yakasına sarılıyordum. Hocam bana şunu söyler misin, bana şunu öğretir misin diye. O gün onu bana öğreten Fatih Terim'di. O gün o şeyi veren. Bugün buraya gelmemde izin veren de oydu. Yani Galatasaray'dan ayrılırken kendisine izin istedim. Tabii ki oğlum dedi, alnımdan öptü, gönderdi. Yani o gün... Başından bahsediyoruz değil mi hocam? Yani Ocak ayından bahsediyorum. Kasım ayından bahsediyorum. Kasım ayında ayrıldınız Galatasaray'dan. Evet. Siz kendi izninizle ayrıldınız. Tabii. Kendi isteğimle ayrıldım ben. Yani böyle bir... şöyle anlatayım. Ailevi ufak bir sıkıntım da vardı. Hem onu çözmek adına hem de bu böyle de bir teklif geldiğini kendisine ilettim. O da dedi ki, ben seninle gurur duyarımdır. Ne zaman giderseniz hepimiz beraberiz. Zaten yani bizim öyle bir ilişkilerimiz var ki, hocalar, herkes böyle dışarıdan biraz farklı görür ama mesela ben hayatım boyunca Ünal Hoca demedim. Ünal abi dedim yani. Ünal Karaman'a. Bugün telefonda yazarken bile, işte bugün Ramazan tebriği atıyoruz birbirimize. Orada bile abicim, o bana kardeşim diye cevap veriyor. Yani. Hani ama biz hiçbir zaman birbirimizden bir şey yani aman şunu bize yap, aman bize bunu yap diye de bir şey gözükmedik yani. O da var. İşte sen geçen program bahsettin, anlatıyorsun işte şu antrenörle çalıştım. Ulan bir baktım kendime, harbiden şu anda birincide çalışan, nereden baksan 7 tane antrenör yardımcılık yapmışım ben. Yani baktığın zaman hepsinden az bir şey aldım diye düşünüyorum kendimde. Şimdi bunları da genç arkadaşlara nasıl gösterebilirim? Nasıl öğretebilirim? Onun derdim. Çünkü ya buradan yarın öbür gün gideceğiz abi. Yani ya Hüseyin'cim, Abdullah'cığım, bugün gittiğimizde desinler ki ya bir Hüseyin vardı, bir Abdullah vardı, Allah razı olsun desinler. Bizim tek amacımız bu abi. Yani ben çocuklarıma bunu bırakmak istiyorum. Onlara 2 tane ev bırakamayabilirim belki. Belki 8 tane araba bırakamayabilirim. Belki yazlık bırakamayabilirim. Ama bugün Türkiye'nin en önemli oyuncuları, şu anda Süper Lig'de oynayan en önemli oyuncuları bir yerde beni gördükleri zaman, önlerine ilikleyip benim yanıma gelip boynuma sarılıyorlarsa, bu benim için en büyük mutluluk diye düşünüyorum yani. Hocam şunu söylemek istiyorum. Biz Ekim ayında itibaren YouTube kanalı ve video yayınlarına geçtik.
Ama bu süre zarfında biz Hüseyin'le tabii ki çok konuştuk. Nasıl yapalım, nasıl edelim diye. Ocak transfer döneminde hocam biz öyle bir sıkıntı çektik ki, yani anlatamam. Oyuncularla görüşmek için, teknik direktörlere söz vermek için çok affedersiniz ama hocam paramız yoktu. 5 kilometre yolu yürüyerek gidiyorduk. Sırf alt liglerin durumlarını biz yukarılara anlatabilmek için. Bugün sizi bir hani antrenörlük için ulaştılarsa biz de bir şeyleri başarmışız ki. Yani daha çok yolumuz var ama gerçekten birilerine bir faydalı bir şey yaptığımızın göstergesi. Ya, olabilir mi? Bu arkadaş ayrılmış önemli bir kulüpten. Ve bana diyor ki hocam benim böyle bir hedefim var diyor. Biraz daha sizin programınızı seyrettim. Instagram'dan bana mesaj attı. Dedi hocam yanlış anlamazsınız gecenin ilerleyen saati ama dedi. Ben dedi çok öğrenmeye meraklıyım deyince zaten dedim ki al kardeşim numaram beni ara yani. Yani ona bir işte sizin vesilenizle yani bu öyle oluyor. Şu anda kim nereden bilecek 3. ligdeki bir takımın bir antrenörün derdini siz olmasınız. Kim nereden bilecek yani. Yani herkese dışarıdan çok işte davul uzaktan sesi hoş gelir oluyor ya. Bir de gel onun dibinde dinle yani kolaysa. Ben 2. lig takımlarına çalıştım. 3. lig takımlarına gittim. Gönüllü çalıştım. Süper ligler yani bal liglerinde çalıştım. Benim mahalle takım var Selimiye. Ya benim kendi kardeşim başkanlık yapıyor amatör kümede. Ben gidiyorum orada çocuklarla uğraşıyorum ki bir tanesini bir yere gönderebilir miyiz diye. İşte en son bir tanesini Başakşehir'e gönderdik. Bir tanesi Galatasaray'a denenmeye gitti. Konyaspor iki tanesini istiyor falan filan. Yani bir şeyimiz olsun. Ha çocuk desin ki ya ben futbolcu oldum ama işte şu iki abim de bana dokundu yani desin. Bizim tek şeyimiz o. Aynı sizin gibi biz de aynı kafadayız. Belki dediğim gibi çocuklarımıza bir şey bırakamayabiliriz çok maddi anlamda. Ama manevi anlamda inanılmaz şeyler bırakıyoruz diye düşünüyorum. Sizden biraz evvel ben Nijerya'da bir televizyon kanalına, özür dilerim radyo kanalına bağlandım. Yıllarca evvel görmediğim arkadaşım vardı. Victor Gustavo diye. Belki hatırlarsanız Galatasaray'ın sol bekiydi. Sonra Rize evet. Spor'da arkadan Gaziantep'e meşhur Victor diyeyim hocam. Evet. İtalya olan maçtaki. Aynen. Kolombiya milli takımında oynayan. Alttan bana İspanyolca mesaj yazıyor. İşte kardeşim nasılsın? İyi misin? Diye. Ben de İspanyolca ona cevap veriyorum. Şimdi ondan sonra muhabbet döndü şeye. Yani Olete diye bir arkadaşım var sizin gibi. O da basında. Orada basında önemli bir arkadaş. Ya hoca dedi sen kaç dil konuşuyorsun? Dedim ya işte ben İspanyolca öğrenmek için bir spor araba parası harcadım. Bak bir İspanyolca öğrenmek için. Benim İngilizcem çok iyidir ama İspanyolcam ondan daha iyidir yani. Sadece niye işte kendimize bir yatırım. Bizim Turgay Biçer diye bir hocamız vardı sağ olsun. Spor mentörüdür. Bilirsiniz mutlaka. Bana bir gün şunu dedi. Cenk dedi kendine yaptığın yatırım asla sana geri dönmezlik etmez dedi. Ben onu duyunca o zaman sene 99 Galatasaray'da da mentor olarak çalışıyor. Bizim de 99-2000 sezonu UEFA kupasına gümbür gümbür gittiğimiz sene yani. Altyapı üst yapı zaten 8 tane oyuncumuz alttan yukarı çıkmış. Hepsi oynuyorlar falan. İç içeyiz yani. Her zaman zaten Galatasaray'ın başarısı odur. İç içedir yani. Ya bugün Fatih Terim işte gider 13 yaş takım maçını seyreder. 12 yaş takım maçını seyreder. Hocaya neticeyi sormaz. Sağ beki sol beki sorar yani. Bunlar olacak mı bir şey? Bunu özel antrenman yaptırıyor musun? Ve gerçekten bunu yapar yani. Hani bunu görüntü olsun diye falan da yapmaz. Orada yatar, orada kalkar. Ben bunu bir de Yılmaz Ural'da gördüm. Yılmaz Ural'la çalıştım. Sene 2011'di. Mesut o zaman bizim bilirsiniz Konya'dan. Mesut Erçetin bana dedi ki Mesut da bizim kulüp menajerimiz. Dünyanın en gırgır insanıdır ve insanı psikolojikman rahatlatır yani o derece. Ben şimdi burada strese girdiğim zaman Mesut arıyorum. Mesut diyorum ki beni biraz şey yap, rahatlat. Başlıyor iki espri yapıyor. Biri, yani hemen kendimize geliyoruz. Ya hocam dedi bizim bir A2 takımımız var dedi. Gel bir seyret dedi. Ben de gittim. Tamam dedim yani zaten meraklıyız gençlere. Abi bir baktım olmaz böyle bir şey. Feyyaz Belen diye bir oyuncu var. Uçuyor. Ya dedim ki bu adam nasıl oynamaz yani. Ali Dere diye bir oyuncu var. Öbür taraftan o geliyor. Selim diye bir oyuncu var. Dedim ki ya bu kim bunlar ya? Yani kim dedim bunlar? Ya hocam işte bunlar şöyle falan filan. Ben gittim Yılmaz Hoca'nın yanına. Hocam dedim 7 tane alt tarafta genç var. İşte Abdullah var göbekte oynuyor. Selim stoper oynuyor. Ondan sonra Feyyaz dedim kenarda oynuyor. Ali Dere bir tarafta oynuyor falan. 2-3 tane daha genç arkadaş vardı o zaman. Serbay vardı hocam. Muhammed vardı. Serbay vardı aynen Serbay vardı. Hocam gittik abi 7 tanesini bizden A takımı aldı. Hemen Selim'i idmanlara başlattı. Yani o günden sonra çocuklar tamamen A takım futbolcusu oldular. Ve ben hala onlarla görüşüyorum. Serbay'la, Selim'le, Feyyaz'la. Biz sabah gece 11'de 12'de kalkardık onlarla. Derdik ya yarın antrenman öğleden.
Hadi kalkın fitness yapalım. Uyuturdum onları. Gece 12'de kalkardık. Kulakları çınlasın. Orkun da, kaleci Orkun da bizle beraber gelirdi. Onun da uyku problemi vardı benim gibi. Kalkardık, saat 2'ye kadar idman yapardık. Şimdi Selim bana hala diyor, ya var ya diyor, bak o gün yaptığımız şeylerin diyor, o kadar faydası varmış ki diyor. Yani şunu duymak bile bugün Konyaspor'un kaptanından bana yetiyor yani. Önemli şeyler bunlar. İlişkiler çok önemli. Çünkü yarın öbür gün biz bırakacağız antrenörlüğü. Ama yarın öbür gün birbirimizi karşı karşıya bir sokakta gördüğümüzde sarılabiliyorsak, o zaman biz çok güzel şeyler yapmışız diye düşünüyorum yani. Hocam, kesinlikle çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Ama bakın şu an konuştuğumuz şeyler, birisi Konyaspor, birisi yani Galatasaray veya hep bütçeli takımları, şehir takımlarını konuşuyoruz. Bugün Konyaspor dediğimiz takım güçlü bir takım. Şimdi ben kendim Konyalıyım. Bursaspor dediğimiz zaman güçlü bir camia. Şimdi ama alt liglerde olan bir sürü kulüp var. Mesela aynen, geçen bahsettiniz. Şimdi bu korona sürecinde herkesin derdi PTT birincilik takımları, yani TFF birincilik takımları ve Süper Lig takımları. Ama ikincilik ve üçüncülükte oynayan takımların hem bütçeleri, hem oyuncuları, hem antrenörleri, hem de normal çalışanlarının derdini dinleyebildiğimiz bir yer yok. Aslında biz çocukları oradan yetiştiriyoruz. Mesela bugün Konyaspor 4 tane oyuncusunu üçüncülükte oynatıyor. 1920'li evet, Konyaspor'dan da olan oyuncular var. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman asıl bizim geleceğimiz yerler burası. Ve sana ben başka bir şey daha hatırlatayım burada. Yani alt ligleri biraz daha alt inelim. Türkiye'de 10 tane 10 gruplu bal ligi var. Evet. Gerçekten büyük paralar harcamışlar. 11 grup hocam. 11, özür dilerim. 11 grup. Onar takımlardan 120'ye yakın takım var orada. Yani orada dönen olay. Yani dediğin gibi öyle bir bakıyoruz ki hemen üst tarafı kurtaralım. Çünkü UEFA diyor ki ligleri bitirin kardeşim. Bitirin de. Ama burada aşağıdaki çocuklar ne olacak? Şimdi yıllarca biliyorsun yaşsın. Çok özür diliyorum. Mesela bir örnek vereyim. Hani oradaki dengesizliği de anlatmak için. Mesela bir şehir takımı var diyelim. İçer İdman Yurdu. Şimdi Mersin Barın'ın yerine kurulan takım. Veya işte Isparta Spor. Hani Isparta Davra Spor falan. Bunlar şehir takımı. Bütçe var, maliyet var. Her şey muhteşem. Ama bir de mahalle takımı bir şekilde tırmalaya tırmalaya oraya geliyor çocuklar. Oyuncu değişikliğinde oyundan çıkan çocuk formasını çıkarıyor. Oyuna giren çocuğa veriyor formasını. Aynen. Yani bir taraftan bu sorunlarla boğuşuyoruz. Burada adaletsizlik. Diğer tarafta bir el yağda bir el balda. Maalesef biz bu adaletsizliği ve dengesizliği bir türlü bitiremedik yani. Bu dengeyi bir türlü oluşturamadık. Bu konuyu nasıl halledeceğiz hocam? Bu alt liglerdeki oyuncular, mesela o çocuğun o formasını çıkarıp formasını çıkaran arkadaşından alıp formayı giyen çocuk kendisini profesyonel futbolcu olmak için nasıl hissedecek, nasıl kendini motive edecek diğer arkadaşlarına göre düşündüğümüzde? Bunu nasıl yorumlarsınız hocam? Yani siz işin içindesiniz bize göre ama. Şimdi size sözü vereceğim. Ben daha genişletiyorum işi. Şimdi aynı şekilde şu an korona sürecinden kaynaklı olarak UEFA biliyorsunuz ki yardımlar yapacak kulüplere. Ama gelelim ki alt liglerdeki futbolcular için iyi konuşuyorum. Şimdi forma örneğini verdi. Bu çocukların aldığı paralar asgari ücretler. Şimdi bu çocuklardan feragat edilmesini istiyorlar. Süper Lig takımı mı bu? Milyon eurolar para kazansın bu çocuklar. Yani kazandıkları asgari ücretlerle nereye gelecekler? 8. 7. ay, 6. ay, kaçıncı, 5. aya geliyoruz şu anda. 4. Evet. aya giriyoruz. Çocukların yarısından çoğu peşinatını almamışlar da. Tabii ya, öyle. Hocam alt liglerde çoğu futbolcu peşinat değil, maç başına anlaşıyor. Onu da alamıyorlar zaten. Çocuklar belki topçu olur muyum niyetiyle oynuyorlar yani. Şimdi benim gelmemin sebeplerinden bir tanesi de buydu zaten. Bu düzene karşı. Yani sağlıklı düşünemiyordum. Sağlıklı yapamıyordum. Neden? Bugün işte baktığın zaman ikinciliklerde bile iyi takım dediğin, şehir takımı dediğin takımların çoğunda bu süreç oluyor maalesef. Vermiyorlar yani. Bir de artık adet haline getirmişler. Yani diyor ki işte biz bunun maç başlarını vermeyelim. Bir senelik anlaşalım. Veya iki senelik anlaşalım bununla. Vermeyelim. Sene sonunda beğenmezsek bunu işte o paraya şey yapmış oluruz. Serbest bırakırız. Çocuk hiçbir şey kazanamıyor. Bu çocuğun ailesi var. Bu çocuğun evinde ekmek bekleyen çocuğu, bebeği var. Hiç onları düşünen yok yani. Bugün yanlış anlamayın. Çok özür dileyerek söylüyorum yani. Bugün bir işte ismini şey yapmadığımız marketlerde 5 lira olmuş bir süt. Yani bugün kutu süt evine götüremeyen futbolcu arkadaşlarımız var yani. Evet. 2011 sürecini biliyorsunuz. 2011-2012 Konyaspor'un yaşadığı süreci biliyorsunuz. Konyaspor'da bir çalışan benim akrabam.
Hem de çok yakın akraba. Şimdi o süreçte bir sene maaş alamadı. Bu adam Konyaspor'un normal sıradan bir çalışanı. Ama bir sene bir çalışanın maaş alamaması ne demektir? Ya bak bu PTT birinci takımı. O zaman şartlarında bak. 9 ay. Gene benim rekorumu kırmış yani. Benim rekorum Galatasaray'da 9 aydı. Oo, 9 ay mı alamadınız hocam? 9 ay almadık biz. Hatta çok özür dilerim. Ramazan bayramında özür dilerim. Kurban bayramında bize harçlık vermişlerdi. Diğer harçlığı da Ramazan bayramında vermişlerdi. O arada hiçbir şey almadık. Tam 9 ay yapıyor zaten. 9 ay işte yani o araydı. Ondan sonra benim hocam var. Ahmet Keskinç, kulakları çınlasın. Çok iyi bir hocadır kendisi. Hala Galatasaray altyapısına gelip gider. Yani bütün işte Müfiter Kasap'tan tut en son gelen A takım oyuncusuna kadar bütün her şey onun gözünden geçer en son. Öyle bir insan. Benim rekorum 13 ay Cenk dedi. Sen dedi o zaman daha bir şey görmedin dedi. Yani 2000'ler başındayım eve gidemiyorum. Eve gidecek param yok. Hanıma diyorum ki sen annene git. Orada kal. Ben kulüpte kaçak tesiste kalıyordum yani. Gidecek yok çünkü yani 3-5 saatte gidiyorsun eve para yok. Bir şey almamışsın etmemişsin. Yaş gelmiş 24-25-26 evlenmişsin. Nasıl şey yapacaksın yani? Ne diyeceksin? Babana mı diyeceğim? Bire mi? Bir de Galatasaray Kulübü'nde çalışıyorsun. Yani biz maalesef en büyük sıkıntımız ne biliyor musun? Şimdi ben burada bakıyorum mesela kulüplere. Kulüplerin hepsinin sahibi var abi. Birinci kural bu. Hepsi AŞ yani bizdeki AŞ mantığı. Hepsi şirket. Ve herkes yaptığının hesabını veriyor. Yani hatasını, eksisini neyse veriyor. Bizde ikincilik, üçüncülük kulüpleri dahi gelen başka şeyin peşinde yani. Evet. Ya peki bugün hocam. Bugün Bal Ligi'nde bile sistem ona dönmüş ya. Düşün ya. Bana anlatıyor da inanamıyorum yani. Hocam biz bu düzeni sağlayamıyoruz. Kabul edelim. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Ama bir de oyuncu grubu şeyimiz var. Hüseyin söyler misin? İkinci ve üçüncü ligde oynayan oyuncu gruplarından 21 yaş altı. 21 diyorum hocam. Kaç tane oyuncu bence Süper Lig'de oynayabilir bir potansiyeli var? Ya parmakla sayılır şimdi hani. Ama bunun normalde potansiyel anlamında dersek bence daha fazladır yani. Çok çok fazla. Bizim oyuncularımızın potansiyelini mental anlamda sorgularsak parmakla sayarız. Hayır. Potansiyeli var. Mental anlamda değil. Bu çocukta bir potansiyel var. Peki bunun kaç tanesini Süper Lig takım keşfediyor? Süper Lig kulüpleri. Ben alt ligleri izlediğini açıkçası düşünüyorum bazı Süper Lig kulüplerini. Ona yani şimdi hak girmek gibi olur yani. Onu izletiyorlar bence hani maçları. Ama diyorum yani hep o işte acaba soru işareti oluyor. Oynatabilir miyiz? Alsak bile şey. Çünkü baktığında özellikle son süreçte bence alt liglerden çok fazla futbolcu yükseltildi yukarı doğru. Bilmiyorum ben mi yanlış yorumluyorum ama. Evet. Hocam ne düşünüyorsun bu konuda? En son mesela Sivas'ın iki tane oyuncusu işte direkt ikincilik B grubundan Menemen Spor'dan Sivas'a gittiler. Şimdi Galatasaray'la adları geçiyor yani. Hakan Yan, Emre Kılınç, Diyaro, Altın Orta'nın bunlar mesela. Evet. Ama şimdi ben önce şuradan olaya girmek istiyorum. Hani dedin ya bizim bunu nasıl değiştiremiyoruz? Futbol Federasyonu her şeyi yapabilir abi istese. Elinde böyle bir güç var. Önce bir kere hoca yetiştirecek. Bugün İngiltere'de 16 yaşındaki çocuk görüyorsun, kas sistemine bakıyorsun. Bir de benim 16 yaşındaki çocuğuma bakıyorsun. Ya diyorsun ki abi bu nedir yani? Bizim diyor çalışma sistemimiz bu. Bizimkine bakıyorsun. Ne araştıran var, ne inceleyen var, ne gören var. Gönder Futbol Federasyonu'na yalanla baksın herkes hadi geçtin gittin. Böyle olmaz yani. Böyle ilk önce bizim hoca yetiştirmemiz lazım. Artı federasyon bir ara veriyordu. Hocalara destek adına 1000 TL gönderiyordu kulüplere. Kulüpler de onu alt takımlarda şöyle yaptılar sağ olsunlar. Ya sen federasyondan 1000 lira alıyorsun senin maaşından 1000 lira düşürüyorum. Ya adam sana destek olsun diye 1000 lira veriyor öyle yapıyor. Yani bizim bir kere artık kurallara uymamız gerektiğini kesinlikle kural koyacağız. Bu kuralların olması gerektiğini söyleyeceğiz. Yani bugün iki tane, üç tane oyuncunun oynaması lazım. Üçüncü ligde 18-21 yaş arası üç tane çocuğun oynaması lazım. Kesinlikle oynaması lazım. Yani oynayacak ki bu adam yani bağlı gibi değil. Çok özür diliyorum. Tribünden küfür yiyecek. Baskı yiyecek ki yukarı çıkabilesin. Yoksa çıkma şansı yok yani. Tesadüfe kalmış bizde. Yani peki hocam. Konyaspor o facia yaşamasaydı o çocukları oynatır mıydı hocam? Hiçbiri çıkmazdı. Tam sen ağzından lafı aldın. Benden çok geçeceğim. Yani o süre biz küme düşmeseydik 2010 senesinde. 2011'de bütün çocuklarımız hepsi mecburen oynattılar. Hepsini mecburen oynattılar yani. Mecbur oynattılar çünkü transfer kapalı ve bir mucizeyi gerçekleştirdi çocuklar. Demek ki inanırsa bunu oluyor ve hepsi 21 yaşın altındaydı.
Bugün Eskişehir'de mecburiyetten oynatıyor veya diğer kulüplerde mecburiyetten oynatıyor. Hocam hepsi mecburiyetten oynatıyor. Trabzon'dan örnek verelim. Biraz mali durumu düzeltti, hemen yabancı oyunculara geçti. Yani bizdeki bu hastalık bitmiyor. Ülkede kafa yapısı olarak sadece federasyonda değil, başkanlarda da var, teknik direktörlerde de var. Ya bizim bu kafa yapısını değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi size şöyle bir örnek vereceğim. Geçen de anlatmıştım programda. Frank de Boer hocalığa başlayacak. 15 yaş takımına veriyorlar Frank de Boer'u. Frank de Boer dediğin adam dünyanın en büyük kulüplerinde büyük başarı elde etmiş bir hoca. Oyuncu öncelikle ve geliyor yardımcı antrenör olarak 15 yaş takımında başlıyor. Arkasından bu arada da sürekli telefon geliyor, özür dilerim hepinizden. Ondan sonra ve Frank de Boer burada 3-4 sene kaldıktan sonra lisansını yükselterek A takıma kadar çıkartılıyor. A takıma çıkartıldıktan sonra Frank de Boer buradaki 7 oyuncu satılıyor. Kulübe 100 milyon euronun üstünde para kazandırılıyor Ajax'a. Şimdi böyle bir felsefeniz varsa, böyle bir şeyiniz varsa siz çok büyük paralar kazanırsınız. Ve kulübünüz hiçbir zaman bir şey yani her zaman bir hedefe oynar. Bugün hocam, üzüldüğüm konulardan bir tanesi. Zidane için de aynısı geçerli. Hani dinlediğiniz Zidane için. Yani dinlediğiniz Zidane dünya futbol tarihinin en iyi orta sahalarından, en iyi oyuncularından biridir ya. Bu tartışmasız. O adama da kimse arkadaşım sen Real Madrid efsanesin, altın tepsiyle al Real Madrid A takımını demedi. Adam ikinci takımda, üçüncü takımda çalışarak, ikincilikte, üçüncülükte çalışarak geldi. Ve ondan sonra 3 sene Şampiyonlar Ligi'ne ambargo koydu. Yani bizde ama nasıl olay? Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımların, takımlarda futbol hayatını bitiren hocamızın ölüsü birincilikte şeye başlıyor. Ölüsü birincilikte takım yönetmeye başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ya babacığım senin bununla ilgili yetkinliğin nedir? Sen herhangi bir yerde antrenörlük mü yaptın? Futbol oynadık. Biz de çok oynadık. Futbolu futbolun içinden gelenler yönetsin. Baba tamam hani yönetsin de nereye kadar böyle gidecek yani? Hani sadece sonuçta hocam bunu da kabul edelim yani. Futbolcuların hem mental anlamda hem eğitim anlamında özellikle futbolcu kesiminin düşük bir seviyede olduğunu, çoğunluğunun düşük bir seviyede olduğunu hepimiz biliyoruz. Hocam buna örnek vermişti Frank de Boer'la alakalı. Yani hocam, bizde öyle bir olay var ki bizde yani hocamın görüntü dondu bende. Görüntü dondu. Hocam kamerayı açıverirse zahmet. Burada herhalde. Şu anda görüyor musunuz? Sizi göremiyoruz ama duyuyoruz hocam. Dinleyebiliyoruz da göremiyoruz hocam. Radyo yayını gibi oldu. Şu an ben kendimi görüyorum, sizi göremiyorum. Geldiniz mi siz? Görüyoruz hocam. Öyle bir ya abi şimdi yani çok şey söyleyeceğim de kendimi zor tutuyorum çünkü bu süreç içinde maalesef federasyon içinde de çalıştım ben. Ya o kadar çok şey var ki yani kulisler onlar bunlar insan çok üzülüyor ya yani 2000'lerin başında yapman gereken hamleyi 2015'in başında yapıyorsun 15 sene futbol geride kalıyor 15 sene bugün şimdi bazı kulüplere bakıyorum iftarla takip ediyorum inanılmaz altyapılar ve bunlar alt ligler için var ya bugün en basit Turgutlu Spor'a hiç gittiniz mi Turgutlu tesislerini hiç gördünüz mü böyle bir şansınız oldu mu? 6 tane sahası var adamların. 6 tane sahası var. Ve buradan çıkan birçok futbolcu var Süper Lig'de oynayan. Şimdi yazık değil mi Turgut takımı 3. Lig'de oynuyor. Şampiyonluk olacak veya işte her sene bir şeyler oluyor olmuyor. Ya da bir aşağıya düşüyor Bal Ligi'ne yukarı çıkıyor. Yani PTT Ligi'nde olması gereken en az olması gereken bir takım. Şimdi o zaman nerede yanlış yapılıyor? İnsanların önce bunu çıkartması lazım ortaya. Bundan sonra bunlar bir istişare grubu gibi bir gerçekten futbolun içinden gelen ama bir emek sarf etmiş mantıklı kişiler tarafından oturup konuşulması lazım. Yani bence 38-39 yaşında bir oyuncuya şans vereceksen 17 yaşında 18 yaşındaki oyuncu eğer onunla aynı değerse ben ona şans veririm yani. Öbürüne de derim ki bak senin çok tecrübelisin. Tecrübelerini şunu anlat. Bu da sana Allah razı olsun desin futbolu götürsün. Biz de maalesef hep birbirimizi ayağına basalım. Hep birbirimizi aşağıya çekelim. Böyle bir sistem var. O yüzden biraz geç gidiyoruz bazı yerlere yani. Hocam bundan medyanın da payı çok büyük.
Olmaz olur mu abi? Mesela yine basit bir örnek vereyim hocam. Galatasaray çok popüler bir kulüp. Çalıştınız. Geçen NTV Spor olması lazım. Resim paylaşmış. Konya Spor'la Bülent Korkmaz'ı koymuş. Yanına Bülent Korkmaz'a canlı bağlantı yapmışlar. Seyircisiz futbolu konuşuyorlar. Yan tarafta Galatasaray var. Bülent Korkmaz kim? Konya Spor Teknik Direktörü. Yani hep güçlü, güçsüzü ezdiği sürece biz başarılı olamayız hocam. Yani medyanın aklında Beyin Spor... Hocam bugün Beyin Spor'u konuşuyoruz. Herkes Beyin Spor'tan izliyor değil mi? Beyin Spor'u ilgilendiren tek bir yer var. Süper Lig. Alt Lig'de ilgilenmiyor. Hiçbir şekilde umurlarında değil. Yani medya bunları parlatmış olsaydı daha farklı olabilirdi. Yani ben sana katılıyorum burada. Mesela biraz daha TRT bu işin içine girse, alt liglerin, üçüncü liglerin maçlarını verse. Çünkü böyle bir imkanı var. Yani her yerde şubeleri var. Ve buradaki çocuklar, buradaki hocalar yapılan hamlelerle bir araya gelse. Şimdi ben kendimden sana bir örnek vereyim. Yıllarca ben altyapıda hocalık yaptım. Hiçbir maçımı ben hatırlamıyorum televizyona çekildiğini. Bugün bütün futbol takımlarının, yani hepsinin kendi televizyon kanalları var, maçları veriyorlar. Hocaların hamlesini görebiliyorsun. Çocukların seyretme şansın olabiliyor. Şimdi bunun niye biz üçüncülükte, ikincilikte ancak yerel televizyonlar olursa seyredebiliyorsun? Yani atıyorum Kahramanmaraş'ın bir televizyonu canlı verirse seyretme şansımız oluyor. İşte burada yapılması gereken para dağıtılırken, üst tarafa dağıtılırken bu kadar harbur parvan sarılmayıp bir kısmını zaten aşağıya veriliyor. Ama bu kısmı biraz daha arttırması gerektiğine inanıyorum ben. Yani 3 veriliyorsa 8 verilsin ki aşağıda da bir şeyler olsun. Alt taraf gelişmeden üst taraf olmaz hocam. Gerçekten ben ona katılıyorum. Yani Anadolu takımları güçlenmeden ülke futbolu gelişeceğine inanmıyorum ben. Bizim Anadolu Kötü takımları tekele almışız yani. 3 takımı, 4 takımı tüm futbolu o 3-4 takımın üstüne yıkmışız. Ve onlardan gelecek başarıları bekliyoruz ama işte olmuyor. Bizim yaymamız lazım. Bizim şehir takımlarımızın da güçlenmesi lazım ama gerçekten hem insanlar şehir takımlarından da insanlar kendi şirketini yönetir gibi yönetmediği için bugün işte Merkez İspanyurdu kapandı. Gaziantep Spor kapandı. Buca Spor, efsane Buca Spor yani bir zaman en iyi altyapısı, inanılmaz işler yapan Buca Spor'u kapandı. Adam ruhuna fatiha. Kayseri Erci Spor, Süper Lig'de Atletico Madrid'e karşı oynadı yanlış değilsem. Evet. Hocam. Ruhuna fatiha yani. Spor sene evvel Ettal'in amin onlardı. Aynen öyle. Karabük Spor, Şanlıurfa Spor. Onlar o yolun yolcusu zaten. Manisa ile bak Manisa Spor ya. Var mı daha ötesi yani hani ülke futbolunun resmen lokomotifi sayarsın bir dönem için. Manisa Spor bu sene bölgesel amatör lige düştü. Kim sahip çıkacak bu saatten sonra? Geçmiş olsun o iş. Geçmiş olsun. Kapandı o defter yani. Yazık hani bunu bir düzenleme getirmesi lazım federasyonun hocam. Bu da bence biraz daha çok güzel bir şey değindiniz. Yani kendi şirketi gibi yönetmesi insanların. Bence başkanların o günkü borçla bıraktıkları arasındaki borca kendilerinin üstünü alması gerekiyor. Bu kadar geçmiş, rahat hareket etmemesi gerekiyor. Başkanı da bunu dedi Sayın Hocam. Keçiören Başkanı Sedat Tahiroğlu Abdullah Canlı yeni aldı bizim sayfamızda. Orada o da aynısını dedi. Yani şirketleşmek de mesele değil aslında dedi. Ama kulüp başkanının borçları kendi döneminde ki o dengeye göre hareket etmesi lazım. Fazlaysa ödeyerek bırakacak dedi. Bırakamayacak dedi. Ve hatta bazı laflar da çok hoşuma gitti hocam. Dedi ki birincilikte dedi oynayabilecek en baba topçu 600 bin 700 bin TL alır. Ya ne oluyor diyor. 5 milyon TL veren kulüpler var diyor. Sedat Bey Keçiören Gücü Başkanı. Doğru söylüyor bence hocam. Yani hani bizim etimizle budumuzla da birincilikte bir takım 5 milyon TL para veriyor. 3 milyon TL para veriyor. Çok büyük paralar bunlar yani. Ya şimdi şeye baktığın zaman şöyle bir durum var. Büyük bir dengesizlik var. Bunun ilk önce Süper Lig takımlarından başlayalım. Dünyanın hiçbir yerinde maç başı diye bir sistem yok. Dünyanın hiçbir yerinde maç başı diye bir sistem yok. Sağ olsun Adnan abinin çıkardığı bir sistem bu Galatasaray'dayken. Yani ondan sonra bu olay böyle Türkiye'ye yayıldı gitti. %25 peşinat diye hiçbir şey yok dünyanın hiçbir yerinde. Dünyanın her yerinde şudur. Yarısı peşin verilir. Geri kalan maaş verilir. Ya da bunun %30'unu peşin alırsın. %70'ini maaş olarak verirler sana. Her yerde bu böyle oluyor. Senin sakatlanma sen paranı alırsın yani. Şimdi ben hatırlıyorum Kasımpaşa'dayız o zaman. Çok önemli bir oyuncumuz sakatlandı. Adamın dediler ki sen 2 hafta senin paranı veririz. Dedi ben çapraz bağımı kopardım yani. Ben ne yapacağım? Oynamıyorsun kardeşim sakatlanmaz. Ya abi ben
sahada ayağımı adamın ayağına soktum diye çarpmazdım. Sokmasa mıydım ayağımı? Yani golü niye sen gitti? Bu şartlarda yönetici portföyümüz var bizim yani. Bizim en büyük sıkıntı yönetici portföyümüz. Yani bu futboldan anlayan anlamayan değil. İşine gelip futboldan çok özür dilerim futboldan anlıyor ama işin başına geçtiği zaman kendine göre anlıyor yani. Kesinlikle hocam. Kesinlikle. Ya, o şimdi işin yönetim kısmını konuştuk. Takımların kısmını konuştuk. Federasyon kısmını konuştuk. Bir de antrenör kısmına girelim hocam. Antrenör kısmında da siz yıllarca çalıştınız. Ben antrenör kısmını biraz daha bahsetmiştim. Kesinlikle ve kesinlikle Futbol Federasyonu antrenörünü denetlemesi lazım. Kesinlikle ve kesinlikle. Özellikle alt yaş grupları antrenörlerinin. Çocuklara nasıl yaklaşıyorlar? Bu Süper Lig'de içinde geçerli. Hakaret ediyorlar mı? Küfür ediyorlar mı? Bağırıyorlar mı? Çağırıyorlar mı? Baskı altına alıyorlar mı? Pedagojik yönetmeni almak lazım. Bunların hepsini Futbol Federasyonu tarafından mesela adama 6 ay ceza ver kardeşim. Veya adam küme düştü 2 sene arka arkaya. Adama de ki sen 6 ay dinleneceksin, kendini yenileceksin de. Ya bunlar bizde hiçbir şey yok. Bizde sadece çalışman yeterli oluyor. Bence kesinlikle önce yapılması gereken eğitim şart diyor yani Cem Yılmaz. Gerçekten antrenör eğitimi. Ondan sonra da bu kaliteli antrenör eğitimini futbolculara göstermek. Bizde nicelik olsun yeter hocam. Nitelik önemsiz. Bir de Almanya'dan bir örnek vermek istiyorum. Almanya'da her yaş grubunda bir teknik adam futboldan gelme, bir akademisyen çocuk ve bir de yardımcı antrenör var. O da mentor düzeyinde. Bu üç kişiyle çalışıyorlar. Bizde yani bakıyorsun 20-25 tane antrenör var. Toplasan altyapılarda bazen bazı takımların altyapılarında 5 tane antrenör çıkmaz yani. Ama neden? Biri telefon açmış, sokmuş içeriye. Biri demiş ki aman benim şeyim, biri demiş bir şeyim. Bizim bir kere bir de bu ahbap çavuş ilişkisini kırmamız lazım yani. Kim hak ediyorsa onun bir yere gelmesi lazım. O bugün sen ben ona yeni yayın programında sen hak ediyorsan senin olman lazım. Veya oysa onun olması lazım. Yani bizde bu sürecin de bir an önce ortaya çıkarılması lazım. Ama dediğin gibi antrenörler eğitim şart, başka bir şey demiyorum yani. Aynen öyle hocam. Yani, yok estağfurullah. Hocam birçok şeyi değiştirmemiz lazım. Federasyon olarak mı sağlanacak? Yoksa yani ben de bir Konyalıyım, genel müdürümüz Mehmet Baykan mı sağlayacak? Hani artık birilerinin yoksa bunu bakan mı sağlayacak? Ama birilerinin gerçekten bunu sağlaması gerekiyor. Çünkü biz alt ligler içine girdikçe, futbolcularla görüştükçe ya da teknik direktörlerle, başkanlarla görüştükçe daha çok üzülüyoruz. Çünkü çok büyük potansiyel var ve biz bunu değerlendiremiyoruz. Neden Avrupa'da değiliz'in aslında buradan çıkıyor. Gerçi son zamanlarda hani çok güzel bir şekilde hani Çağlar'ın gidişi, Cengiz'in gidişi yani bunlar çok etkiledi belki. Ama daha fazlanın gitmesi lazım. Mesela sizin çalıştığınız gibi. Ben şunu sormak istiyorum hocam. Çok farklı bir konuya gireceğim. Manyama transferini yapmıştınız. Hatırlıyor musunuz Konyaspor'a? Evet. Transferi kim yaptı bilmiyorum. Sadece Konyaspor'a gelmişti Manyama. Manyama kötü bir oyuncu muydu? Yoksa Konya'ya uyum sağlayamadı mı? Şimdi Manyama'nın özelinde değil de. Manyama'nın özelinde değil de. Herkes de dinlesin. Manyama bizim dönemimizde geldi. Manyama'yı bize daha evvel kulübümüzde genel direktörlük yapan Mustafa Eroyut bize söylemişti. Tavsiye etti. Biz de seyrettik oyuncuyu. Baktık gerçekten ve Güney Afrika Ligi'nin en iyi oyuncusu seçilmiş kendisi. Sonra bu bizim tezgahımızdan geçtikten sonra hocaya gönderdik Mustafa Hoca. Mustafa Hoca da o ara 10 numara arıyor. Forvet arkasında oynayacak, dikine gidebilen bir oyuncu arıyor. Tam onun aradığı tarzda bir oyuncu. Mustafa Hoca onu gördü ve dedi ki ilk defa dedi ben bu oyuncu istiyorum kardeşim hemen alın. Oyuncuyu getirdik buraya. Kafamda sadece şöyle bir soru işareti vardı. Adam 92 doğumlu, hiç yurt dışına çıkmamış. Sıkıntı verir mi? Tek soru işareti buydu. Tek soru işareti buydu. Çünkü Afrika'dan oyuncu getiriyorsan 23-24 yaşını geçmeyecek abi. Tecrübelerimden kaynaklanarak söylüyorum. Yani ben o zaman başkanıma da bunu söyledim. Ama risk almak gerekiyor. Neden? Bu adam o ligde çalışmış Türk antrenörlere sorduk. Ve çok olumlu cevap aldık onlardan. İşte o ligde şampiyonluk yaşamış hocalarımıza sorduk. Kendileri dedik ki ya bu ligin en iyi oyuncusu ve Güney Afrika Ligi'nin milli takımının en iyi oyuncusu bu adam. Şimdi böyle de bir şey gelirse yani bize dediler ki eski Moşe'yi andırmaz dediler. Şimdi sana bir eski Moşe'yle hatırlayın yani gençler rahmetli Moşe'yi hatırlayın. Gençler evinde Fenerbahçe'de oynayan müthiş bir oyuncuydu. Bunun da yarısı kadar en az çağ yarısı kadar iyi bir oyuncu. Hoca da buna çok iyi dedi.
arkasından geldik. Ben şu açıdan söyleyeyim sana, ben fena oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ama yeteri kadar da Konyaspor'da şans verildiğini sanmıyorum oyuncuya. Ben onu söyleyeceğim hocam. Hangi maçtı tam hatırlamıyorum. Beşiktaş maçı mı, Fener maçı mı? Dün tesadüf izledim. Ya dedim bu çocuk nereye gitti? Yani Manyama nereye gitti? Çünkü fizikli bir oyuncu. Orta sahada farklı. Biz orada yani Konyaspor şu manada mı atar? Yani ülke kulüpleri genel olarak bu hatayı yapıyor. Hemen baktın birkaç maç kötü oynadı hemen gönderiyor. Üstüne düşürmüyor. Yani yabancı oyuncu getirdiğimiz zaman da. Orada nasıl bir hata yapıldı onu merak ediyorum sadece. Ya o süreçte ben yoktum. Ben sadece alınma sürecinde vardım. Mehmet Hoca geldikten sonra bizim görevimize son verdiler. Ve ben de görevi bıraktım yani. Çünkü ben diğer başkan Ahmet Şan tarafından getirilmiştim. Yönetim değişti o ara. Yönetim değiştikten sonra hoca değişti. Hoca değiştikten sonra Mehmet Hoca'nın ilk işi ben scout grubuna inanmıyorum dedi. Yani öyle demiş. Adamın derinde diye bilmiyorum yani. Bana iletilen buydu. Günahını da almayalım. Belki de dememiş de olabilir. Ama bize söylenen buydu. Hoca sizle çalışmak istemiyor. Tamam dedik. Takdir ettik yani. Ne olacak dedim. Bana ilk sorukları soru. Hocam şok mu, şok oldu mu? Yok olmadım dedim. Sadece ben 20 tane kovu takımdan gönderildim. 21. de bu dedim yani. Bir şey değil dedim benim için. Ben alıştım böyle. Görüyor musunuz? Ben görüyorum. Sen görüyor musun bizi? Abdullah sen dondun valla. Ben hocamı duyuyorum. Şu anda iyisin Abdullah. Evet. Şu an geldim herhalde. 21. takımdan gönderildim dedik hocam. Ben dinliyorum. Yani şöyle. Yani bu şeydir. Bizim Yılmaz Hoca'nın ekibinde Mehmet abi vardır. Mehmet Demirtaş, kulakları çınlasın. Çok da severim kendisini. Abi olarak her şeyi de ona sorarım yani iki önce yapmadan önce. Mehmet abi şöyle der. Bir antrenörün çantası olacak. Bir tane, iki tane değil. Gittiğiniz takımda bile kapının arkasında duracak. Ne zaman? Biz bak inan Gençler Birliği'ne anlaştık. Salı günü, cuma günü görevimize son verdiler. 72 saatte kovulduk ya. Ben ilk defa burada onu yaşadım yani. Sonra bizden sonra bu rekoru kıran oldu da yani şu anda gülüyoruz ama o kadar acı bir şey ki aslında. Yılmaz Hoca bunu anlatmıştı geçen canlı yayınımızda hocam da oradan diyor yani İlhan Başkan, rahmetli İlhan Başkan gelmiş. Yılmaz Hoca. Ben buradan sonuna kadar olayın yanındayım. Şimdi diyor ki hocaya rahmetli. Ya diyor bizi kurtarırsın ancak sen kurtarırsın Allah aşkına gel. Bak diyor bak diyor abi diyor sen bana geldiğine göre diyor denize düşmüşsün diyor, yılana sarılıyorsun diyor. Yani o zaman diyor bak bana bırakacak mı bu işi diyor. Bak iki gün sonra bana deme diyor Yılmaz bunu yap, Yılmaz bunu şey yaptı karışmayacaksın değil mi diyor falan derken üçüncü gün olan oldu yani. Çünkü orada bir transfer işi vardı. Hoca 6-7 tane oyuncu istemedi. Gelir gelmez çünkü hoca inanılmaz tecrübeli bazı konularda. Adamın yürüyüşünden bazı şeyleri fark ediyor yani. Doktoru yanına çağırdı. Ya kıkırdağı olmayan oyuncu transfer etmişler abi. Hiç kıkırdağı yok adamın yani. Ve bu adama 400 bin euro para verilmiş. Yazık. Hocam Yılmaz Hoca'nın Mert İlman döneminde siz yoktunuz değil yoktum mi? Yoktum abi ben yoktum onda. O sırada ben milli takımda çalışıyordum. Orada da mesela hoca değişik bir ayrılık oldu. Final maçından iki gün önce Blue finalinden iki gün önce bırakmak zorunda kaldı orada da. Orada da bir tecrübesi oldu. Yani, hocanın o şeyleri bir şeydir meşhurdur ya. Aynen öyle. Hocam yayınımızın 49. dakikasındayız. Şimdi şunu sormak istiyorum. Genç antrenör adaylarına hani buradan neler söylemek istersiniz? Neler yapmalı? Bunu öğrenelim. Ondan sonra da yayınımızı noktalayalım hocam. Hiçbir zaman rüyalarından vazgeçmesinler. Hiçbir zaman olmayacak diye bırakmasınlar bu işi. Ellerinden geldiği kadar çalışmalarına devam etsinler. Kendilerini yenilemek adına her şeyi yapsınlar. Kazandıkları paranın 5 lira kazanıyorlarsa bunun 4 lirasını kendilerine yatırım olarak kullansınlar. İcabında yemeklerinden, içmeklerinden, üstündeki kıyafetten kessinler ama eğitimlerine dikkat etsinler. Yani bir dil öğrensinler, ikinci bir dil öğrensinler. Yapabiliyorlarsa farklı takımların antrenmanlarını seyretmeye gitsinler. Farklı takımlara stajyer antrenör olarak davetiye göndersinler. Bugün bir örnek vermek istiyorum. Gökhan vardır bizim Trabzonspor'un fizikal antrenörü. Bize dedi ki hocam ben böyle İngiltere'den geldim. Acaba dedi beni dedi Gençler Birliği'ndeyiz o zaman Metin abiyle beraber. Yoldayız ya dedik ben sizinle bir hafta idmana çıkabilir miyim dedim. Ben hocayla konuşayım hocam dedim bak adam böyle böyle. Tamam Cenk çıkartalım dedi. Yani bizler gibi genç insanları bulsunlar veya bizler gibi kafası aynı şeyi çalışan insanları bulsunlar. Elimizden geldiği kadar onları tutmak için her şeyi yaparız. Bizim ülkemizde bazı şeyler çok zor ama imkansız değil.
Bu zorluk onları yıldırmasın. Her geçen gün yenilenen şeyler var. Hiç, sosyolojide bir laf vardır. Değişmeyen tek şey değişimdir diye. Onun için her gün kendilerini yenilemeye ve değişmeye devam etsinler. Bu yolda da, biz önde gidiyoruz şu anda. İnşallah biz başarılı oluruz. Arkadan onları, onlar cekisini dışarı çıkartırız. Böyle bir imkanımız olur. Buna da siz de bizim sesimiz olup bunu anlatırsanız onlara. Yani böyle bir Cenk hocamız var. Biz size ona söyleriz. Hiç fark etmez. Bana CV'lerini atsınlar. Ben yapabiliyorsam her şeyi yaparım. Yani 3-4 tane burada Amerika'da bazı siteler var. Onlara göndeririz. Şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitlilikler kuruluyor. Kanada'daki gibi, Avustralya'daki gibi. Azerbaycan'da 4-5 tane takım önümüzdeki sene lige çıkartılacak tekrar. Antrenör ihtiyacı olan yerler var. Yani insanlar bu arayışa gitsinler. Ama her zaman memur zihniyetinde olup da işte ben kendimi yenilemeyeyim, ben kendimi geliştireyim, burası bana yeter mantığıyla olacaksa da hiç bıraksınlar bu işi, başka işe baksınlar. Bu iş çünkü öyle bir iş değil yani. Ağzınıza sağlık hocam. Süper. Hocam çok teşekkür ederim. Yani ne zaman Türkiye'ye dönersiniz bilmiyorum ama dönüşünüz olacak mı? Türkiye ziyaretiniz. Şimdi abi 20 Mayıs'a kadar biliyorsun Türk Hava Yolları uçuşları durdurdu yurt dışına. O yüzden 20 Mayıs'a kadar dönme şansımız yok zaten. Burada lig 15 Mayıs'ta başlayacak diye söyleniyordu. Pazartesi antrenmanlara başlayacaktık normalde. Gene sıkıntı oldu korona ile ilgili. Benim biletim 30 Ağustos'ta dönüş biletim. Çocukları buraya inşallah bir aksilik olmazsa Ağustos'un başı gibi getirmeyi düşünüyorum. Onlarla da bir dönüp 2 gün kalıp tekrar, çünkü Kasım'ın 11'inde burada lig bitiyor. O zamana kadar burada kalıp amacım burada başarılı olmak. Biraz evvel orada işte senin sağında benim solumda olan Türk bayrağını burada en iyi şekilde temsil etmek. Başka hiçbir şey değil. Yani bu hedefimiz var. Sizle de inşallah yayınlarımıza devam ederiz. Yani antrenör de yanınıza genç bir antrenör. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz istiyorsanız. Bir çekiliş yapın. Böyle bir program içinde 3-5 tane genç antrenör akademiden yeni mezun olmuş veya bir altyapıda bize soru sorsunlar, canlı soru sorsunlar. Biz de onlara cevap verelim, tecrübelerimiz. Çünkü ben 94 senesinde antrenörle başladım. 26 senem bitiyor. Türkiye'nin en genç B diploması, A diploması teknik direktörü olan antrenör benim. Ya bilmiyorum daha sonra oldu mu? İşte 20, 21, 24, 27, 30 yaşında teknik direktördüm ben. Yani bir şeyler öğrendik. Çok kişinin yanında çalıştık. Ben bunları anlatmak istiyorum insanlara. Siz de bunu bana vesile olursanız çok sevinirim. Hocam ilerleyen süreçte yani planlayabilirsek şöyle bir şey planlayalım. Ama güzel bir program yapmamız lazım bunun için. Akademide sizin gibi yine Alper Avcı hocam gibi birkaç tane hocamız, akademiden gelme hocalarımızla yine böyle 2-3 tane aday da bulup böyle 7-8 kişilik böyle multi bir program yapabiliriz. Vallahi çok keyifli bir program olur yani. Ben bir kişiyi yazdım kafama. Ondan sizi bir sonraki programınızda ben çekileyim. Abdullah o siz yapın. Abdullah o kişiyi biliyor. İlerleyen programı da öyle yapalım bir dahaki programı da. İnşallah her zaman. Türkiye'ye geldiğinizde mutlaka görüşmek isteriz hocam. İnşallah. O yüzden sordum yani Türkiye'ye geliş tarihinde siz 2 gün kalacağım dediniz. Muhtemelen ailevi götürme işleri olur. O zaman hocam sene sonuna doğru yani siz biterse liginiz bitmiş olursa döneceksiniz muhtemelen. Ya da bir devre arası olur mu bilmiyorum orada. Hani bir aranızda bir yüz yüze yayın yapalım hocam. İnşallah. İyi hocam. En güzeli bu yayınların en güzeli de Konya'da olur biliyorsunuz. Etli ekmek, fırın kebabı falan derken. Benim için de çok rahat olur. Benim en çok sevdiğim şehirlerden bir tanesi. Evin önünden trene biniyorum. Konya'da iniyorum yani sıkıntı yok. Tamam hocam biz size olan Konya'ya davet edelim hocam. Etli ekmeğimizi yiyelim, fırın kebabımızı yiyelim. Keyifli keyifli röportajlarımızı da yaparız. İnşallah. Bu arada gerçekten sizin gibi iki tane pırlanta arkadaşla tanıştım. Ve burada birçok kişinin sesi oluyorsunuz. Hiç duyulmayanların çığlığı oluyorsunuz. Yani gerçekten aşağıda işler o kadar dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Üçüncü ligde, ikinci ve iki B'de. Düşen takımlar 10 haftadan önce belli oluyor. Kimsenin para aldığı etti yok. Bu çocukların, bu antrenörlerin sesi olduğunuz için ben bir antrenör olarak, bir Türk futbolunun bir parçası olarak sizden ayağa kalkıp çok teşekkür ediyorum. Bu kadar bize yemek verdiysin. Çok sağ olun. Hocam estağfurullah hocam. Şimdi hocam Allah razı olsun. Biz de çok memnun olduk sizi tanımaktan. Gerçekten çok keyif aldık. Bundan sonraki süreçte mutlaka zaten diyaloglarımız daha sıkı olacaktır. Artık Estonya evet. Ligi'ni de sıkı bir takipçisi olacağımızı buradan rahatlıkla beyan edebilirim. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın hocam.
TTT birinci lig 1, Estonya 2 hocam bizim için. Hocam inşallah görüşürüz. Bizi kırmadınız. Yayınımıza katıldınız. İnşallah bu yayınımızı da izleyen arkadaşlarımız çok yani hem sizinle iletişime geçer hem de onlara faydalı bir şey yapmış oluruz. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diyorum hepinize. İyi akşamlar hocam. Görüşürüz. Selamlar. Saygılar. Görüşmek üzere.